sistem yapmış. Gezici mamografi araçları bile var. Yahu resmen hizmet ayağımıza getiriyorlar. Meme, rahim ağzı, bağırsak taramalarınızı yaptırmak için sizleri Ketem ve Aile Sağlığı Merkezlerine bekliyoruz. Sakın geç kalma erkenden. Erken teşhis hayat kurtarır. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak sımsıcak insanları, efendim Metro Rel TV televizyonu rengarenk programı pırıl pırıl bir güzel insanla başladı. Kim mi o güzel insan? Gerçekten bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, basiretiyle, performansıyla, insani ilişkileriyle gönüllere yürüyen genç bir siyasi lider diyorum ben ona. Geleceğin aynasında güneş gibi parlayacağını ümit ediyorum. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Sayın Nasılsın sevgili kardeşim? Teşekkür ediyorum. Vallahi bu kadar lafın üstüne bomba gibi oldum yani şu anda. Kebap yiyeceğiz, ondan kaçış yok. Yani hakkımız kesinlikle mahpus. Evet Ozan'cığım, nasıl gidiyor hayat? Çok şükür iyiyiz. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bu güzelliği, bu yakışıklılığı, bu sinerjiyi neye borçluyuz? Allah vergisi mi diyelim abi şimdi? Yani bu durumda abi ben Rabbime şükürler olsun. Elimizden geleni yapıyoruz, çalışıyoruz, koşturuyoruz. Yeni gördüm çünkü. Yani hep uzaktan fotoğraflarını falan haberlerde görüyordum ama gerçekten ilk yakın planda görüyorum. Hakikaten yakışıklıymışsın. Evli misin abi? Evliyim. Bir kız çocuğum var. Adı nedir efendim? Eşim Şebnem. İsmi eczacıdır kendisi. Oo, benim çok gibi güzel, meslektaşız. Çok güzel, harika. Bir kızım var, ilkokul 2'ye gidiyor. Mini bir aile. Her ne kadar birileri senin Metro RTV televizyonuna konuk olmanı kıskanıyor ise de ben buradan hem Şebnem Hanım'a mertçe bir haber göndereyim. Yenge, bu güzel eşinizle birlikte bir gün sizi beraber ağırlayayım. İnşallah. Çünkü artık öyle bir de gelenek başlattık. Evet, izliyorum. Önümüzdeki hafta mesela, pardon, yarın sevgili Soner Çetin ve güzel eş Ayşe Çetin burada olacak sevgili izleyiciler. İnşallah her şeyi mertçe konuşacağız. Şekil Ağa'da olduğu gibi. Evet abi, şimdi bütün dünya bizi izliyor. Merak edenler olur, bu artist gibi siyasetçi kimmiş diye. Efendim kimsiniz, nerede doğdunuz, hangi mektepleri bitirdiniz? Buradan yavaş yavaş başlayalım, buyurun. Peki Sayın Mert. Ozan Gülaç'tı, 1978 doğumlu. Sivas'ta doğdum. Daha sonra eğitimimi İzmir'de devam ettim. İzmir Amerikan Koleji'ni bitirdim. Arkasından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdim. Eşim Adanalı. Adanalılar kız vermezmiş, öyle diyorlar. Evet. Biz de öyle olduk, onlar bizi aldılar. Adana'ya yerleştim, evet. Eşimle evlendim. 2000 yılından beri Adana'da yaşıyorum. Adanalıyım. Kendimi Adanalı görüyorum. Çünkü eşim buralı. Ben burada işimi kurdum. İş hayatıma burada başladım. Çocuğum burada doğdu. Burada ekmeğimi yiyorum. Burada kazanıyorum. Burada yetişiyorum. Eşim, dostum, arkadaşım buralı. Burada ağlıyoruz, burada gülüyoruz. O yüzden Adanalıyım. Başka da bir şey de demiyorum. Evet. Peki
Yani Sivas da muhteşem bir ülkenin kenti. Gerçekten aşıkların, ozanların gerçekten dünya insanlık ailesine armağan eden bir kentimiz. Tıpkı Adana gibi. Yani ben Sivas'ı önemsiyorum. Türkiye'nin her yeri güzel. Kesinlikle. Gerçekten Türkiye dört dörtlük bir coğrafya. Muhteşem insanlar. Sıcak, canlı. Hala insanlığını yitirmemiş bir toplumu yaşadığı bir ülke Türkiye. Çok kıymetini biliyor muyuz peki Ozan? Yani böyle güzel bir ülkenin kıymetini biliyor muyuz? Hala içimizden hainler çıkabiliyor. Genç siyasi olarak bunları nereye bağlıyorsun? Bunu tetikleyen sebepleri nasıl sorgulayacağız? Şimdi Sayın Mert, her toplumda her çeşit insan vardır. Bu çok normaldir. İyisi de vardır, kötüsü evet. de vardır. Ancak genel bizim ülkemiz ortalama baktığımı dinine, milletine, inancına bağlı insanların olduğu bir ülke. Biz böyle bir coğrafya, böyle sıcak bir coğrafyada sıcak insanların olması çok normal, çok doğaldır. İçimizden bazı hainlerin çıkması da çok normaldir. Ama Türk milleti öyle millet ki duruşuyla, yapısıyla, ferasetiyle ve öngörüsüyle evet. bu hainleri çok kolay ayıklayıp kendini temizleyen ve işte bunları yaşadık. O 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminde olduğu gibi din, ırk, cinsiyet, siyasi görüş hiçbirisini önemsemeden hepsini kenara koyup bir araya geldik. Yumruk gibi sımsıkı ülkeye, ülkenin geleceğine, milletin geleceğine kasteden hainlere dimdik bir duruş sergiledik. Kesinlikle. İşte bu millet böyle bir millet. Aynen öyle gerçekten yani. Ama bir de ayet var Kur'an'da. Sen ayetleri de çok seviyorsun. Paylaşımlarında gördüm. Sevgili izleyiciler, Ozan Gür açtı bütün efendim sosyal siteleri, internet sitelerini başarıyla kullanan bir insan. Onlardan biri Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Ya benden mi çalıyorsun abi bunları? Bu tabir bana ait bir tabir kardeşim ya. Esinlenmişim demek. İntihal olayı yok efendim, bu dünya insanlık ailesinin sağduyulu insanlarının efendim içinden gelen bir mesaj aslında. Çok güzel, tebrik ediyorum gerçekten. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin diyor. Bu duaya amin denir ve devamında kim Allah'a güvenip dayanırsa Allah ona yeter diye 65 taksim 3 Tahrim suresinin 3. ayetinde yine bir paylaşımında. Bunlar böyle benim yüreğime dokunan mesajlar gerçekten. Ben de hemen sana şimdi mesajlar gelecektir. Sen mi Ozan'ı konuk aldın, Ozan mı seni konuk aldı? 33 Taksim 3 El Ahzab suresi. Cenab-ı Hak orada peygamberine direkt, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla kabilinden. Ya eyyühen Resul diyor. Ya eyyühen Nebi. Nebi yittekillâhe diyor. Ey Nebi, Allah'tan kork. Halbuki en çok Allah'tan korkan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Örnektir. Ama ilk hitap ona, ey Nebi Allah'tan kork, kafirlere ve ikiyüzlülere itaat etme. Birinci ayet bu. 33 Taksim 2. Ve tebi ma yuha ileyke min rabbike. Rabbinden sana indirilene uy. Diyor. 3. Ve tevekkel alallah. Allah'a dayan. Ve kefa billahi vekilen. Allah kuluna kafi değil mi? Evet, bizim inancımız bu. Bu inanç doğrultusunda bir kimlik edinmeye çalışıyoruz sevgili Ozan'ım. Abi sizin bilgilerinizin yanında biz çok cahil kalırız. Ben her gelen konuğumdan müstefid oluyorum. Üst üste alt alta koyarak kendimi bir şey zannediyorum. Aslında hepsi sizden iktibas. Şekilada olduğu gibi işte sizin sermayenizi kullanıyorum. Peki Ozan Gülaç'tan zihninde insan ne anlam ifade eder? Nereye oturur? Buyurun evet. efendim. İnsan çayı içelim bu arada. Eşrefi mahlukat. Evet, çok doğru güzel. Mu? İsra suresi 70. ayette ne diyor? Harikasın. Şimdi ya. Ben de size başlayayım. Harikasın ya. Harika. Evet. İnsanları, yaratılanların, mahlukatların birçoğundan üstün kıldık. Evet. Kesinlikle. Diyor. Evet. Çok güzel. Her şey insan için. Tüm yaşam insan için. Bütün olanaklar insan için. Yeter ki biz insanlığımızı, burada o şey evet. önemli. İnsanlığımızı doğru kullanmayı bilelim.
İnsanlığınızı doğru emellerle kullanalım. Geleceğimiz için, milletimizin, ülkemizin, çocuklarımızın, ailemizin geleceği için doğru işler yapmak nasip etsin. Amin, amin. Peki Ozan Gülaş da neye ağlar, neye güler? Merak ediyorum. Hiç alışkın olmadığım sorular ama şimdi ya bazı şeyler var kafamızda yer etmiş de şimdi bunlar hiç alışkın olmadığım şeyler. Neye ağlar, neye güler? Sayın Mert, yani size şu an çok gülüyorum. Teşekkür ediyorum. Yani beni enerjik kıldınız. Canım benim, canım benim. Ben de bir insanım. Tabii ki beni üzen günlük çok basit şeyler de olsa ağlarım. Biraz da duygusalımdır yapım gereği. Evet. Burçlarla pek ilgim yoktur, inanmam. Balık burcuyum ama herkesler balık burçları duygusal olur diye. Ben herhalde bir şekilde bulaşmış. Çok ufak şeyler bile bazen beni üzer. Canımı sıkar. Özellikle benim en çok canımı sıkan şeyler insan ilişkileridir. Ben dostluklarımda, arkadaşlıklarımda, insan ilişkilerimde her zaman iyiliğe, doğruluğa önem veren bir insanım. İnsan kaybetmeyi hiç sevmem. Evet. Kaybettiğim her insan beni üzer. Peki Ozan, gerçekten sen prototip bir insansın. Yani örnek bir insan demek istiyorum sevgili izleyiciler. Prototipsin. Hakikaten yerinde olmayı isteyen, belki çok gençler vardır. Genç politikacı kardeşlerimize bir genç olarak efendim, bu tecrübeleri nasıl edindin, ne zaman edindin, bu performansı nasıl gösteriyorsun? Vallahi ben kıskanıyorum, bak örnek aldığım insanlardan birisin. Yok, ben bunu tetikleyen sebepleri de merak ediyorum. Abi çok mu okuyorsun, çok mu film izliyorsun? Yani nereden bu kadar tecrübe abi, kıskandırma beni. Aileden gelen bir çalışkanlık yapısı gereği, evet, bir hareketlilik var. Ancak tabii ki her tecrübe yaşam da öğreniliyor. En büyük tecrübe yaşam. Biz de yaşarken yaşadıklarımız, insan ilişkilerimiz. Ben insan ilişkilerine çok önem veren bir insanım. Kendi başım olmayı çok sevmem. Tabii ki kitapta okuyorum, filmde izliyorum. Her insan gibi sosyal faaliyetler de yapıyorum. Ama bunları yaparken insanla yapmayı seviyorum. Çünkü her birlikte olduğum kişi bana bir şey öğretiyor. Evet. Üstüme bir şey katıyor. Acı tatlı tecrübeler insana bir hareket katıyor. Sizler gibi enerjik insanlarla bir arada olduk mu da bizim de enerjik olmamamız mümkün canım değil çok şükür. Canım benim, sağ olasın. Bir bilge diyor ki bugün insanlık teknolojik olarak gökte koloniler kurma noktasına gelmiş olmalarına rağmen kendine, yani insana ait dilimler açısından en karanlık dönemini yaşıyor. Bu da bunun bizi götüreceği sonuç şu: insan bir erozyon da yaşıyor. Yani bunca matik bilgilere, hazır bilgilere rağmen bir çaba da ortaya koymuyor. Bu noktada da bir yozlaşma var sevgili Ozan. Bunu neye bağlayalım? Şimdi bu zamanın getirdiği, çağın getirdiği bir takım sıkıntılar var. Evet. Özellikle faydalarının yanında, az önce sosyal medyadan bahsettik. Faydalarının yanında kötü kullanıldı mı çok daha kötü sonuçlara sebebiyet veren bir internet ortamı aynen, da var. Aynen, evet. Bir bilgisayar ortamı var. Eski bizim o çocukluğumuzdaki sokağa çıkıp oynadığımız oyunları şu an ben çocuklarımda ya da çevremdeki küçük çocuklarda göremiyorum. Teknolojik çağın getirdiklerinin yanında götürdükleri de var. İşte biz aslında bunlara dikkat etmeliyiz. Bazı olumlu şeyleri alırken o içimizde kalan, eskide kalan gelenek görenek diyebiliriz. Ya da bizi biz yapan karakterler diyebiliriz. Bunları da diri tutmaya özen göstermeliyiz. Ben kendi çocuğumda elimden geldiğince o eski benim çocukluğum alışkanlıklarını yapamayacağını bilsem de anlatıp en azından öğrenmesini, hazır olmasını, geçmişimizi bilmeyen bugünü bilen hiç yönetemez, gelecekte de kaybolur gider anlayışıyla. Kesinlikle. Bunları adapte etmeye çalışıyoruz. Geçen Sayın Sekin'le oturuyoruz, şeyi konuştuk. Bazı kavramlarımız var abi. Bu kavramlarımız abi gibi, abla gibi, tamam mı? Bu kavramlarımız özellikle yani dayanılmaz, katlanılmaz kullanmamız gereken kavramlar bunlar. Ama birileri bunların aldı efendim, kötü noktalarda kullandılar, içini boşalttılar. Artık abi abla demeye falan iştinab ediyoruz. Sayın Sekin'in ifadesi bu. Ben de yürekten katılıyorum. Bu noktada bu çalınan değerlerimizi nasıl ikame edeceğiz, neler yapacağız? Gerçi biraz önce değindin. Gerçekten o
Temmuz ruhuyla biz birlikteliği, beraberliği daim ve kaim kıldık ve bunu bütün Kesinlikle. Dünyaya ispat ettik. Ama bir de çalınan değerlerimiz var, kavramlarımız var. Bir sürü dini kavram. Mesela Hizbullah kavramı bir dini kavramdır. Allah'ın taraftarları demektir. Allah'ın razı olduğu insanlar demektir. Ayetin devamında radiyallahu anhum ve radu anhu geçiyor. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Peki Allah la ilahe illallah diyerek birbirinin kafasını kesenden razı olur mu? Mutlaka. Bu kavramları nasıl tekrar ikame edeceğiz, neler yapacağız genç bir siyasi olarak? İşte bunun için bizi biz yapanları unutmayacağız Sayın Mert. Evet. Yani biz önümüze çıkan kavramları kişiselleştirmeyip, bizleştirmeyip gerçeğin ne olduğunu az önce anlattığınız gibi çok basit bir örnek Hizbullah örneği. Bunların ne olduğunu bilmek lazım. Bu da evet. bilgiyle, okumayla olacak şeyler. Biz bunları bileceğiz. Onlar dışarıda kalacak. Gerçek kavramları içeride tutmanın önemi, biz bunu sağlamak zorundayız. Ve bunu da anlatarak, çalışarak, okuyarak, kendimizi geliştirerek yapacağız. Sadece birilerinin kendisini geliştirmesini beklemeyeceğiz. Biz siyasilere düşen belki sadece çıkıp oy istemek olmuyor. Biz çoğu zaman gidiyoruz vatandaşların evine, yurduna, sohbet ediyoruz. Evet. Sorunlarını dinlerken bir yandan da sohbet ediyoruz. Bir şeyler katmaya, onlardan da bir şeyler almaya çalışıyoruz. O yüzden kendini geliştirmiş, yetiştirmiş siyasilerimizin sahada olması bana gurur veriyor. Özellikle şimdi biraz kendimizi beğenmiş gibi yapacağız ama ben kendi teşkilatlarıma bakıyorum, AK Parti teşkilatlarıma bakıyorum. Gerçekten sayın bakanlarımızdan başlayaraktan il başkanımız evet. ve alttaki tüm teşkilat kademesindeki arkadaşlarımız gerçekten bu konuda sadece bir siyasetçi gibi değil, bir sosyal sorumluluk projesinin üyeleri gibi sahada vatandaşlarımıza İyi Türkiye, güçlü Türkiye, güzel vatan için eline gelen her şeyi yapıyorlar. Kesinlikle. Ben de bunlardan basit bir ferdim. Ozan katılıyorum. Geçen 952 rakım Cebeli Bereket Yaylası'ndan yeni geldim. Ben 5,5 aydan beri yayladaydım. Sadece Maşallah. Pazartesi, Salı Adana'da oluyordum. Diğer günler dağda, doğal hayatta efendim yaşamımı geçirdim yaz boyu. Osmaniye valimizin Sayın Coşkun'un eşi efendim Sevilay Coşkun Hanım kısım müdürleriyle birlikte muhteşem projeleriyle devlet 952 rakım ki mesela MHP'li bir aday kazanamayan bir adayımız oraya gidememişti terör korkusundan ama vali beyin eşi gerçekten bir hanımefendi olarak yani devlet artık 952 rakım dağın başındaki köylüye hizmetini götürüyor. Orada muhteşem güzellikler yaşandı. Yani devlet artık milletinin ayağına gidiyor. Gidiyor. İşte tam bu bağlamda ben size neden AK Parti'de siyaseti sormak istiyorum. Neden AK Parti'de siyaset? Giriş yapacağız o zaman. Evet, buyurun efendim. Neden AK Parti'de siyaset? Bir defa AK Parti'nin kurucu lideri. Evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan benim için ilk etken oldu. AK Parti siyaseti yapmamı sağlayan ilk kişidir. Kendisini bizim yaşımız çok yetmez ama çocukluk yıllarımızdan, ailemizden duyar görürdük. Evet. İstanbul Belediye Başkanlığı dönemlerinde evet. hep duyduk, gördük, izledik. O dönemden benden onun bir hayranlık, bir liderin profili hep izlerdim. AK Parti kurulduktan bir süre sonra, tabii biz o dönemler daha yeni iş hayatına girip, daha üniversiteyi yeni bitirmiş bir genç olaraktan işte çabalarken, evet. bir gönüllü olarak AK Parti için her ortamda çalıştım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın nasıl bir lider olduğunu her ortamda anlatmaya çalıştım. Gün geldi, AK Parti'de siyaset yapmaya başladık. Önce üyesi olduk, sonra girdik siyaset yapmaya başladık. Ve yaklaşık 12-13 yıldır aktif, hiç bırakmadan, her gün bir nebze de olsa bu millet için, bu devlet için, bu partide siyaset yapmanın şerefini yaşıyorum. Bir defa Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi sadece bir ülkenin, bir partinin lideri değil, işte görüyoruz gittiği diğer ülkelerde de gerçekten dünya mazlumlarının
umudu, lideri, bazen de yaşam kaynağı. Çünkü sağladığı olanaklarla, evet, gerek ülkemizden sağladığı olanaklarla, gerek işte duyuyoruz Birleşmiş Milletler'de, diğer ülkelerle, onları uyandırarak, bir farkındalık yaratarak dünya mazlumlarının dil, din, ırk fark etmeden ne kadar çabaladığını, insan için ne kadar çabaladığını görüyoruz. Ve bunun gururuyla onun partisinde, onun kurduğu bu partide ufacık da olsa, bir nebze de olsa bir şeyler yapabilmek beni gururlandırıyor. Bana yaşam kaynağı, yaşama sevinci veriyor. Bunun için AK Parti'de siyaset yapıyorum diyor. Bunun için AK Parti siyaset Peki, yapıyorum. Peki liderin, yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani bana da söylesen, yaşamını yazmış bir insan olarak sevgili Tayyip Bey'in efendim, saatlerce anlatabilirim. Mesela yeni bir kitap kalemi aldım ben. Sayın Başbakanlığı döneminde bir bayram gününde, 19 Mayıs bayramı gününde şu ifadeleri kullanmıştı. Herhangi bir konuda başarılı olmak için okumak lazım, düşünmek lazım, uygulamak lazım, takip etmek lazım. İşte bunun üzerine bina edilen bir kitap. Adam Nasıl Kazandı kitabın adı. Şu an matbaadan çıktı. Yavaş yavaş Edirne'den Kars'a, ülkeye yayılıyor ki bu objektif, adil, tarafsız. Birileri yükselmek yalakalık yapıyor diyebilir ama o kitap objektif, adil, tarafsız, bütün öğrencilerimizin rahatlıkla okuyabileceği realiteleri anlatan bir kitap. Yani Tayyip Bey nasıl başarılı oldu, nasıl başarılı olunur, elbette okuyacaksın kardeşim. Okumadan olsan bir Hanzo olursun. Yani hiçbir şey olmazsın. Düşüneceksin efendim, uygulayacaksın ve takip edeceksin. Bütün bunlarda Recep Tayyip Erdoğan'da var. Buradan hareketle ben partinin içinde bir insan olarak ben objektif yazdım. Ben AK Partili değilim. Efendim başka partili de değilim. Bütün partilere aynı mesafede duran bir insanım. Sayın Sekin'le de böyle anlaştık burada programı yaparken. Ben dedim her ırktan, renkten, dinden, dilden, tırnak içinde vatan haini olmayan herkesi konuk alırım. Buna müsaade edersen varım. Varım dedi, imzaladı. Ben de imzaladım, geldik. Ben seni alırken de Sayın Sekin'e sormadım. Yani ben onu konuk alıyorum demedim. Çünkü baktım Adana'da yıldızı parlayan, milletvekili adayı bile olabilmiş genç bir jenerasyon. Örnek aldığımda bir tip, dedim bir sıcak temas kuralım. Program sonrası bir kebap yiyelim. Yani ben bunun için mertçe seni konuk aldım abi. Teşekkür ederim. Yani bunu abi, tırnak içinde kebabı söylüyorum. Çünkü artık bir dürüme köşe yazan bir dönemde yaşıyoruz gerçekten. Bu acı ve acıklı trajediyi ben bir medya mensubu olarak görüyorum. Basını ayrıca bir başlık altında size soracağım ama Recep Tayyip Erdoğan'ın Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Akşener'den, efendim Sayın Doğu Perinçek'ten farkı ne? Birkaç farkını anlat bize. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, az önce de bahsettim, gerçekten lider doğmuş. Şimdi lider doğmakla, ben buna inanan bir insanım, lider doğmakla lider olmak farklı bir şey. Bunu o yeteneklerle doğmuş biri kullanamayabilir. Ancak Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu yeteneklerini diğerlerinin aksine kendisi veya çevresi için değil, ülkesi, önce milleti, evet, sonra insanlık uğruna bunu kullanabilen birisi. İşte bütün mesele bu. Yetenekli olabilirsiniz, başarılı olabilirsiniz. Ancak bu yetenek ve başarıyı, bu beceriyi sadece kendinize kullanırsanız veya çevrenize kullanırsanız kaybedersiniz. Bu çevrenize kullanmaktan kasıt yakın çevrede olabilir. Bakın Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türk milleti için bu kadar fedakarlıklar yaparken, ülkemizin geleceği için bu kadar fedakarlık yaparken tüm dünyada birçoğunda duymuyoruz, görmüyoruz, bilmiyoruz. İnsanlık için bir sürü çaba harcıyor. Evet. İnsanlığın geleceği için. Niye? Çok şükür bizler Müslümanız. Elhamdülillah. İnsanlığın, insanlar için, gelecek için bir şeyler yapmak zorundayız. Bu bizim birinci yükümlülüğümüz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da bu inançta bunu koruyor. Zaten bunu görenler ondan vazgeçemez. Çünkü o yapı bir siyasetçi yapısı değil, o bir
aşık yapısı insanlığa, geleceğe aşık bir insanın yapısı. Evet. Peki Ozan, şimdi bir söz var. Öyle aşık olmuşum ki ben sana, ta yanı başımda hasretim sana. Yani insanlar bazen yanı başındaki eşlerinin, birlikte büyüdükleri çocuklarının, aşklarının kıymetini bilmiyor, bilemiyor olabilirler. Bu kanıksama diye bir olay. Şimdi içinde yaşadığımız bir kent var. Ben bu kentin güzelliğini, erdemini, onurunu, şerefini başka kentlere gittiğim zaman, oradan Adana'ya baktığım zaman görüyorum. Trafik keşmekeşiyle, kavgalarla, gürültülerle, şununla bununla, o adliye haberlerini paranteze alıyorum. Yani düşün, bir belediye başkanımız Kürt. Bunu şey olsun diye kullanmıyorum yani, ırkçılık açısından. Bir belediye başkanımız Arap abicim. Bir belediye başkanımız halis Yörük. İşte Büyükşehir Belediye Başkanımız keza besbelli. Yani bütün bir mozaikleri temsil eden bir yapılanma var Adana'da. Bir güzellik var, özellik var ve bütün şeylere rağmen, tahriklere rağmen de şükürler olsun çıkmayan bir kavga var. Adana, doğru, Gülaştı'nın penceresinden ne anlam ifade ediyor? Nasıl bir şehir? Bize Adana'yı anlat diyor dünya. Buyurun. Siz güzel zaten anlatıyorsunuz. Adana bir defa yaşadığımız şehir. Evet. Gurur duyduğumuz, onur duyduğumuz şehir. Ekmeğimizi kazandığımız, çoluğumuzu, çocuğumuzu büyüttüğümüz bir şehir. Ben Sayın Mert çok gezerim. Yani ülke içinde gitmediğim yer belki yoktur. Ama yurt dışında da, Avrupa'da da çok gezdiğim yerler vardır. Evet. Bir şehrin güzelliği yapısıyla, imarıyla, trafiğiyle, sorunlarıyla, evet önemli, ancak insanıyla da çok önemli. Az kesinlikle önce bahsettiğiniz gibi Adana gerçekten her kesimden, hem göç almış, doğmuş, büyümüş her çeşit insanın, Alevisi, Arabı, Sünnisi, Türkü, Lazı, Çerkezi gerçekten var. Çok kozmopolit bir şehir. Ve böyle bir şehir aslında örnek alınabilecek bir şehir. Kesinlikle. Çünkü hepimiz burada çok mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Kesinlikle. Yiyoruz, içiyoruz, oturuyoruz. Bu Türkiye'nin bir özeti. Adana Türkiye'nin mini bir kopyası. Muhteşem, evet. İz düşümü. Bu muhteşem. Buraya kadar her şey harika. Ancak Adana'nın bir takım eksikleri var. Evet. Adana maalesef, şimdi ben biraz daha sizin sorularınızdan, biraz da uzman olduğum konulara ben kendi kendimi çekeyim bari. Canım benim, evet buyurun. Gerçekten Adana'nın ihtiyacı çok. Kesinlikle. Adana'ya baktığımızda, ülkenin en büyük şehirlerinden, üçüncü büyük şehri dediğimiz bir şehirdi. Fabrikalar, sanayiler hepsi evet, buradaydı. Şimdi ne oldu da Adana bir Konya'dan, bir Antep'ten, bir Maraş'tan yanı başımızda geri kaldı? Bizim bunları irdelememiz lazım. Bir siyasetçi olarak değil, siyasetçi olarak sorumluluk yükleyerek değil, o yaptı, bu yapmadı, şu yapmadı şeklinde değil. Ancak ne oldu da biz bu şekle geldik? Buna bakmamız lazım. Gerçekten Adana bu konuda geri kaldı. Şimdi merkezi hükümet bir şehre ne yapar? Merkezi hükümet bir şehre havaalanı yapar. Hastane yapar. Otoban yapar. İşte adliyesini yapar, stadyumunu yapar. Evet. Bu tip yatırımları yapar. Yerel hükümet, yerel iktidar ne yapar? Yerel belediyeler ne yapar? Bu şehirde bu insanlara, bu getirilen hizmetlere ulaşımı kolaylaştırır. Yaşamı kolaylaştırır. Bu zorunlu, merkezi hükümetin yaptığı zorunlu hizmetlerin yanında yaşamına renk katacak, sosyal hayatına renk katacak, günlük stresini alacak bir takım faaliyetler yapar. Şimdi biz yerel yönetimlerde maalesef kronik, uzun yıllar süren kronik dönemi henüz atlatabilmiş değiliz. Mini bir anekdot. Ben hemen hemen her belediye başkanına konuk alan bir insanım. Burada yapıp ettiklerini öve 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 bitiremiyorlar. Yani bu burada bitiremiyorlar, ama halkın içine çıktığım zaman ve bana gelen mesajlara baktığım zaman yalan söylüyor diye yüzlerce, binlerce
Ben, bana hem küfürler geliyor hem mesajlar geliyor. Şimdi son bir yani bir 5 yıla değil de hizmeti son 1 yıla ya da 2 yıla makyaj gibi, kamuflaj gibi efendim getiriyorlar, dayatıyorlar. Şu anda bak Adana caddelerine. Kimler nasıl arz-ı endam ediyorlar, ne yaptıklarını ifade ediyorlar. Bu biraz yani sen Adana Özel Meclisi'ni de çok iyi bilen, orada grup başkan vekili olan, yapan bir insan olarak dalga mı geçiyorlar abi? Yani bu belediye başkanları bizim aklımızla dalga mı geçiyorlar? 4 yıl, 3 yıl neredeydin, neden şimdi? Bunun sorusunu hiç sorguladınız mı? Tartıştınız mı meciste? Buyurun efendim, devam edin. Şimdi ben kapattım. Dediğiniz gibi Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 4 yıl üyelik yaptım ve AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüttüm. Ta ki milletvekili aday adaylığında istifa edene kadar. Bu dönemde bu kanalda da birçok kez programlar yaptık. Şimdi belediyecilik sadece günü kurtarmak değil. Muhteşem. Olmamalı. Evet. Ben hep bunun üstünde durdum. Belediyecilik geçmişin kötü izlerini temizleyip geleceğe uzanabilmek olmalı. Oo muhteşem. Biz, ya şu sevgili Kerem şunu yaz yavrum. Ozan Gülaçlı, belediyecilik günü kurtarmak değildir. Nokta. Veya noktalı virgül. Buyurun devam edin. Biz bunu planlamalıyız Yüksel Bey. Evet. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Biz şu an en büyük hepimiz bu şehirde yaşıyoruz. En çok sıkıntı duyduğumuz şeylerden birisi ne? Ulaşım. Ulaşımla, trafikle ilgili her gün ya artık çilesi artmaya başladı, zorlanmaya başladık. Ben çevremizden, hemşerilerimizden bir sürü sıkıntı duyuyorum, bir sürü dert duyuyoruz. Bunun için ne yapılıyor? Ufak bir kavşak çalışması. Şimdi bu günü kurtarmak. Evet. Bakın Adana'nın bugüne kadar bir ulaşım master planı yapılmamış. Bir imar planı yapılıyor. Ancak bu imar planıyla uyumlu bir ulaşım master planı yok. Oysa ki önce ulaşım master planı yapılır bir şehrin, arkasından şehrin imar planları onun üstüne oturtulur. Çünkü bir söz var, iyi bilirsiniz, gidemediğin yer senin değildir. Şimdi biz de gidiyoruz da nasıl gidiyoruz? 10 dakikalık yolu 1 saatte gidiyoruz, işimizden oluyoruz, verimliliğimizden oluyoruz. Bunlarla ilgili ciddi çözümlerin getirilmesi lazım. Ben mecliste bir ulaşım master planı yapılması için defalarca dile getirmeme rağmen maalesef bugüne kadar yapılamadı. İnşallah bundan sonra yapılır. Ha, çabalama var mı? Evet, bir takım şeyler için çabalama var ama bunu planlı, programlı bir şekilde yapmazsak biz sadece günü kurtarmış oluruz. Bir dakika, yine bir noktalı virgül efendim, tırnak. O gün Sayın Sözlü ile bir mülakat yaptım. Abi ununu elemiş, eleğini duvara asmış. Yani şu kağıdı gösterdi şöyle efendim. Karşımızda kim olursa olsun Yüksel abi dedi, silindir gibi geçeriz. Ve o kadar çok kendinden emin görünüyordu ki Sayın Sözlü. Ben dedim acaba bazı realiteleri ben mi görmüyorum? O gün Gazi Adam Hasan buradaydı, konu kaldık eşiyle birlikte. Abi bizim oraya 100 trilyonluk hizmet yaptı dedi. Yoksa bunun etrafı bu hizmetleri anlatamıyor mu? Ya da bizim gözümüzde bir perde var, göremiyoruz mu? Ya da büyük şehrin boyutları çok değişti biliyorsun. Kentin periferisine falan yapıyor da biz mi görüyoruz? Ben Sayın Sözlü'yü çok kendinden emin, güvenli gördüm. Silindir gibi ezeriz de onun ona ait bir tümceydi. Acaba göremiyor muyuz diye de düşünüyorum yani. Tırnağı kapattım, buyurun devam edin. Şimdi bunu ben o kadar iddialı bir yapıda konuşmayacağım. Bunu çok doğru da bulmuyorum. Çünkü buna karar verecek Adanalı. Kesinlikle. Sandık tabii. Çok da fazla bir zaman yok zaten. Evet. Buna. Neyin ne olduğunu biz siyasetçi olarak yanına bakıyor olabiliriz, tarafta bakıyor olabiliriz. Ben meclis üyeliğim dönemimde orada bir Adana Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi, yani hemşerilerimin bir temsilcisi olarak elimden geldiğince eksiklikleri vurguladım. Evet. Yapılmayanları söylemeye çalıştım. İktidar bunları değerlendirir, değerlendirmez, yapar, yapmaz, ona kalmış. Yerel iktidardan bahsediyor. Yerel iktidar. Evet. Tabii bunun
kararını verecek olan da hemşehrilerimiz. Yüce halkımızdır kesinlikle. Kim ne olur ne biter, hizmeti en iyi onlar görüyor. Çünkü yaşıyor. Biz de yaşıyoruz, biz de görüyoruz. Hadi biz diyelim, siz de işin biraz içindesiniz. Ben de işin içindeyim. Farklı gözle bakıyor olabiliriz. Ama 2,5 milyon Adanalı gerçeği biliyor. Abi ben biraz motivasyoncuyumdur. Yani Şekil Ağa'da olduğu gibi sevgili izleyiciler, benim programım biraz rehabilite programı, motivasyon programı. Arada bir de tırnak içinde böyle iğneleme yapıyoruz. Yani ben belki işletme körü olabilirim. Ben görmüyor olabilirim. Ama bana gelen mesajlar var. Mesela Yükselmet, sen de mi ak troller arasına katıldın? Atatürk'ten özür dileyen adama yakışıyor mu? İzmir'den Bergen'e Okkur hanımefendi, benim kitaplarımı okuyan İzmirli bir okurumdur gerçi. Ya böyle bir fotoğraf mı veriyorum Allah aşkına ben? Yani her kesimden insanları konuk alıyorum. Yani bu televizyonda elbette AK Parti bu ülkede iktidar. Bunun icraatları elbette anlatılır ama beni niye aynı kategoriye koyuyorsun sevgili Bergene hanımefendi? Ellerinden öpüyorum. İzmir'e sevgiler, saygılar sunuyorum. Gülaçlı kardeşimiz ittifakın adayı olursa söz diye oy vermeyi içine sindirecek mi? Demiş Hakan Bey. Yani bak mesajlar çok farklı şekilde geliyor ama benim programım hakikaten rehabilite programı. Buyurun bunlara cevap alalım abi. Hem önceki mesajı, Bergene'nin mesajını değerlendirelim, hem de Bergene ne demiş? Onu... Bergene Yükselmez, sen de mi ak troller arasına ya? Size demiş abi, bunun cevabı sizlere. Ya, tamam da, yani ak troller diye bir ekip mi var? Ben bunu sana soruyorum abi. Böyle bir şey mi var ya? Şimdi benim bildiğim bir AK Parti var. Evet. Bu ülke için hizmet etmeye çalışan bir lideri var ve onun kurduğu bir parti var. Evet. Gerisini ben pek bilmiyorum abi, onu siz daha iyi değerlendirirsiniz. Hakan Bey, Gülaçlı kardeşimiz ittifakın adayı olursa söz diye oy vermeyi içine sindirecek mi demiş. Şimdi burada şahıslardan bahsetmeyi ben çok doğru bulmuyorum. Canım benim, çok güzel, harika. Önemli olan burada Adana için doğru kişiye oy vermek. Ben buna inanıyorum. Adana için doğru işi yapabilmek. İttifak tartışmaları tabii o bizim partimizin liderlerinin görüştüğü bir konudur. Ne şekilde sonuçlanacağını hepimiz göreceğiz. Ancak Adana'nın geleceği için mevcut belediye başkanları var. Bir de adaylar çıkacak. Evet. Tabii hemşerilerimiz bunu değerlendireceğine inanıyorum. Hemşerilerimizin sağduyusuna, vicdanına güveniyoruz o zaman. Şunu diyorsun da söyleyeyim. AK Parti'nin, AK belediyelerin çevremizde olanları, herkes gidiyor bir yerlere, iş yoksa bir Antep'e gidiyoruz, bir Konya'ya gidiyoruz, en yakınlarımızdan bahsediyorum. Nereden nereye geldiğini çok rahat gözlerimize görüyoruz. İşte Adana'da o geri kalmışlığını, bu sıkıntılarını ben inanıyorum ki AK Belediyecilik sayesinde ilk dönemde 5 yılda aşacaktır. İşte hiçbir yere gitmeyen, ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum, ben bir kere meraktan bindim. Metromuz var. Evet. Ve hala da aktifleştirilemedi. Hep söyledik. Daha basit yatırımlarla metroyu biraz bağlayalım. Bir üniversiteye götürelim. Bir hastaneye götürelim. Bir havaalanına götürelim. Bunlar hep lafta kaldı. İnşallah AK Parti belediyeciliği geldikten sonra bunların ne kadar hızlı ilerlediğini hep beraber gözlerimize göreceğiz. Bunlar telefonların mesajlarında kaldı. Buradan gerçekten bugünlerde biraz rahatsız olan Ziyaettin Bey'in ellerinden öpüyorum. 40 yıllık dostumdur kendisi. Benden büyük olduğu için o tabiri kullandım. Efendim hala telefonunda kayıtlı sevgili Recep Tayyip Erdoğan'ın Uğur Mumcu Meydanı'nda verdiği 12 söz. Tabii ki bunları ben söyleyecek değilim sevgili Recep Tayyip Erdoğan'a ya da Adana'ya gelen Adana'nın bir numarası şu anda Sayın Ömer Çelik Bey'e. Siz söyleyeceksiniz. Sayın Fikret Yeni söyleyecek. Adana Belediye Başkanı söyleyecek. Elbette yarayan bir kana metronun gerçekten artık devlete devredilmesi gerekiyor. Dediğin gibi havaalanı, efendim şey, bu buralara da ulaşması gerekiyor. Şimdi o devlete devriyle ilgili orada bir açıklık getirmek istiyorum. Metronun birinci etabı zaten bitmiş bir etap. Biz metronun, Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği söz, metronun ikinci etapın yapımıyla ilgilidir.
Metropun ikinci etabı yapılmasıyla zaten metro aktifleşecek. Önemli noktalara gidecek ve kendisi de gelir kazanmaya başlayacaktır. Ancak metronun ikinci etabının yapımıyla ilgili henüz ciddi bir girişim yerel iktidar tarafından olmazsa genel iktidarın yapabileceği bir şey yok. İkinci etabı sözümüz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var ve bu konuda herhangi bir geri adım da yok. O konuda netiz. Hazır. Bakın metro bugün, Yüksel Bey, çok ufak bir anekdot vereyim bir rakam olaraktan. Metro bugün her ay 500 bin TL zarar ediyor. Müthiş acı bir olay. Bakın bu işletme zararı. Yani o vergisi, o kredisi falan değil. Bunlar ayrı bir noktada. Ancak bugün metro her ay 500 bin lira Adanalı'nın üzerine bir yük. Biz bunu aktifleştirmezsek bir defa önce bu yükten işletme olarak düşünün siz bunu. Çok basit hepimiz tabii yapıyoruz canım. Yani. Şimdi zarar eden bir işletmeyi ne yapacaksınız? Ha tabii ki bu işletme Adanalılar için bunu sübvanse edecek belediye. Ancak sürekli sübvanse edeceğine bu her ay 500 bin lira, yılda 6 milyon lira çok basit hafif raylı bir sistem kurulur. Birkaç noktaya götürülür. Bir anda o 500 bin lira zarar ortadan kaldırılır. Abi, çok teşekkür ederim. Bu burada efendim tabii ki Adana'nın bürokratlarına, teknokratlarına, aristokratlarına, sivil toplum örgütlerine çok iş düşüyor. Ben Sayın Sözlü'nün yerinde olsaydım gider o bakanlıkların önünde yatar, bu konuyu hallederdim. En büyük proje buydu ve bugün de alnımın akıyı da yüce halkımızın huzuruna çıkardım diyorum ve bunu burada bırakıyoruz. Adana'da siyaset yapmanın artıları eksilerine genç bir siyasetçi olarak sevgili Ozan Gülaç'tı. Siyaset... Ben bir siyaset bilimci değilim. Ben sokakta bilim siyaset yapan bir insanım. Hemşerilerimizin arasında siyaset yapan bir insanım. Adana'nın bu sıcak ortamında, az önce de bahsettiğimiz o kozmopolit ortamında siyaset yapmak benim için çok büyük bir artı. Hiçbir şey olmasa da büyük, kendime çok büyük tecrübeler ediniyorum. Ve bu tecrübeleri, edindiğim tecrübeleri de başka ortamlarda paylaşıyorum. Farklı kültürleri görüyoruz. Farklı insanlarla bir arada oluyoruz. İnsan kazanıyoruz. En evet. Önemlisi. Kısa ve net. Evet. Gülaş Dağı açısından başkanların hizmet karnelerini bir büyüteç altına alırsak. Mesela Çukurova'da mı oturuyorsunuz beyefendi? Evet, Çukurova. Güzel. Harika bir yer. Güzel de bir başkanımız var. Tenis falan da oynuyor. Yarın da konuğum olacak inşallah. Bir de başkanıma unutmadan bugün de büyüteç altına alalım. Gazi Adam Hasan'a vermiş olduğu bir park sözü varmış. Zihnime koyayım ki akşam tekrarını izlerken bu programın unutmayıp notlarım arasına alayım. Onu da Mert'e soracağım sevgili Soner Çetin'e. Nasıl buluyorsun karnesini Soner Bey'in? Ben az önce söyledim. Belediye başkanlarının ben şöyle böyle dersem ama sen taraflı adam derler. Abi. Taraflı abi. Derler. Şimdi Çukurova yerleşmiş. Evet. Bir ilçe. İhtiyacı olan şeyler çok basit. Evet. Ben bir siyasetçi olarak bunu değerlendirmek istemiyorum ancak Çukurova'da yaşayan bir insan olarak olaraktan maalesef bir taş üstüne bir taş konamadı. Evet. Aynı Çukurova. Bir proje yok. Belki bir projesi o bir ara yaptığı bir parkı vardı. O dinozorlu parkı vardı Sayın Soner Bey'in. Bunu sayabiliriz. Hüseyin Bayrak tarafından çok tartışıldı falan. Hayvanlarımı çocuklarımıza şimdi gösteriyorsun. Şimdi işte bir Öğretmenler Bulvarı üzerindeki bir koruluğundaki yeşil alanları ufak ufak ortadan kaldırıp bir Çanakkale parkı yapmak istiyor. Ancak ben sürekli takip ediyorum. Hakikaten yeşile verilen değer... asıl değeri bizim AK Partili belediyelerimiz, AK Parti hükümetimiz veriyor. Bunun üzerinde ciddi ciddi duruyorum. Maalesef o konuşuldukları kadar bizim belediyelerimiz kadar yeşile değer vermiyorlar diğer belediyeler. Bu çok önemli. Adana'da yeşil alan sorunumuz ciddi miktarda. Bakın parklar yapıyoruz ancak bir alanı park yapıp sonra orayı peyzaj ve çim yapmak değil mesele. Park dediğiniz doğal yaşamı korumak olmalı. Bakın gidin yurt dışındaki, mesela ben Hyde Park'a hiç gittiğinizi bilmiyorum. Evet. Sincaplar geziyor. Ne kadar güzel. Park bu olmalı. Ne kadar güzel. Park sadece peyzaj demek değil. Park doğal alanı korumak olmalı. Park temizlik olmalı.
park güvenlik olmalı. Muhteşem. Dün de milli takımın maçında bu üzdü ama bizi. Rusya'da gerçekten güvercinler uçuyordu. O da bir hayli ilgimi çekti benim. İzleyebildin mi bilmiyorum ama çok acı bir tabloydu milli takımın yenilmesi de. O genç jenerasyonları disiplinize etmek biraz zor bir olay. Gerçekten hocanın işi zor diye düşünüyorum. İnşallah İsveç maçında bütün bunları delete eder. Mükemmele doğru gideriz. Ulan Yüksel Mert, ta Rusya'daki maçı konuşuyorsun. Demirspor, Adana Spor senin gözünde. Çünkü maçlara gittiğini görüyorum. Özellikle sosyal sitelerden gördüm. Nasıl değerlendiriyorsun takımları? Şehrimiz için çok önemli iki takım. İki güzde takım. Başarılı olmalarını canı gönülden istiyoruz. Artık o, çünkü hem Demirspor hem Adanaspor gerçekten Süper Lig'de oynaması gereken iki takım. Evet. Ancak bunu da yapabilecek gene biziz, gene Adanalılar. Birlik beraberlikle destekle bunu yaparız. Ben bu sene görüyorum gerçekten Demirspor'da güzel bir hareket var. Sayın Murat Sancak'ın başkan olmasıyla başlayan bir getiri var. Hı hı. Bunu olumlu yöne bu şehrinde, şehirdeki tüm bireylerinde sahip çıkaraktan olumlu yöne götürmesi lazım. Keza Adana Spor mutlaka başarıyı yakalamalı. Çünkü şehrin takımları bu şehre insan getiriyor. Her hafta sonu maçı için farklı şehirlerden geliyorlar. Bir Süper Lig'e çıksak, farklı takımlar kesinlikle gelse, çok insan gelse, işte ihtiyacımız olan bu. Sinerji. Bakın hafta sonu bir festivalimiz vardı. Evet, tam da ben de ona değinecektim. İşte hafta sonu Sayın Ömer Çelik'in efendim o bir takım enstantaneleri vermiş olduğu mesajlar Türkiye'ye bomba gibi düştü gerçekten. Sayın Sarı Eroğlu'nun ve dahi sizleri de orada gördüm. Muhteşem bir festival. Yine bütün dünya ya adını duyurdu Adana. Bunlar Adana adına güzel şeyler. Birlikteliği ifade eden şeyler. Bunlara da yavaş yavaş evrilelim ama festivallere evrileceğiz. O gözlemlerini soracağım ama mesela AK Parti ile özdeşleşen, özellikle iktidarla özdeşleşen Yüreğir destanlar yazdı Mahmut Çelikcan. Ben önemsiyorum Mahmut Çelikcan'ı gerçekten, hizmetlerini ve Adana'nın da bu hizmetlere susadığını mertçe düşünen insanlardan biriyim. Çünkü Adana da bir Konya gibi, Osmaniye ya Osmaniye bile gerçekten Adana'ya oranla güzel atraksiyonlar yaptı. Keza Mersin, keza Kayseri. Ben kitap fuarı münasebetiyle bütün buralara gidiyorum. Gerçekten örnek şehirler oldular. Adana buna fazlasıyla layık. 2019'da Adanalı mutlaka ve mutlaka vicdanının, irfanının, izanının, imanının tercihini yapmalıdır. Yüreğir'i değerlendirelim kısaca. Yüreğir, Sayın Belediye Başkanımız Mahmut Çelikcan. Ben aynı zamanda Yüreğir Meclis üyesiydim. Biliyorsunuz hem Büyükşehir hem Yüreğir Meclis üyesiydim. Gerçekten geçtiğimiz dönem ve bu dönem büyük projelere imza attı. Bir defa belediyenin borcunu sıfırladı. Bunu yaparken de sadece borç ödemedi, projeler de üretti. Şu ilk yaptığı projelerden birisi Kışla Mahallesi kentsel dönüşüm. Yerinde evet, kentsel dönüşüm. Adana için büyük bir başarıdır. İnşallah devamı gelecek. Kentsel dönüşümde başarılı çalışmalar yaptık. Bunun yanında işte sosyal belediyecilik anlamında büyük çalışmalar var. İşte en son yapılan bir kına konağı var. Taziye evleri var. Kültür evleri var. Şimdi normal rutin belediyecilik hizmetleri bir kenara. Asfaltta evet, temizlikti. Bunlarla tabii ilgili bir sıkıntımız yok. Evet. Artı yani asıl yapılması gerekenler, hani rutinin dışına çıkacağız ki biz başarılı bir belediyeyiz diyelim. Nedir? İşte parklar. Bakın millet bahçesi. Seyhan Nehri'nin kenarına çok büyük bir millet bahçesi yapıyor Sayın Çelikcan. Çok güzel. Ben geçen gezdim. Bitmek üzere. İnşallah bir aya kadar açılışı yapılacak. Gerçekten Adana için çok önemli bir yer olan Seyhan Nehri ve hemen yanı başında yemyeşil, doğayla iç içe, az önce bahsettiğim gibi kucaklanmış, huzurlu, güvenlikli bir alan millet bahçesi. Adana'nın ilk millet bahçesi olacak. Gururla izliyorum. İnşallah gideriz beraber de orada gezeriz. İnşallah otururuz. Bunun yanında içeriz, sosyal konutlar ederiz yaptı Sayın Çelikcan. Abi sen AK Parti belediyeciliği olduğu için öve bitiremeyeceksin. Hemen Zeydan Karalar'a dönelim. İş çok. Böyle meydanlarda gelirken arabayla gördüm. İşte diyor efendim meydandan yerinizi alın. Sen aldın mı? Yani abi ora kent meydanı mı yoksa rant meydanı diyenler de var, tırnak içinde söylüyorum. Ben demiyorum sevgili Zeydan Karalar. Bak
Yani bir etkinliğimiz var, onu da iptal edebilirsin. Evet, önemli değil ama gerçekleri konuşuyoruz. Yani üstad, kent meydanı ya da rant meydanı diye ifade ediyorum. Ne diyorsun? Yer aldın mı oradan abi? Kent meydanı bizim işimiz değil abi. Abi eczacı. Biz eczacıyız, yerimiz yurdumuz belli. Orada da bir eczanenin olması kente faydalı. Yok, herkesin bir eczası olur. Bizde kanundur. Evet. Şimdi kent meydanı aslında Zeydan Bey'in ilk başta belki iyi niyetle başlattığı bir projeyken proje ilerleme aşamasında maalesef meydanlıktan çıktı. Açık alan AVM'sine dönüştü. Müthiş. Şimdi bunu evet. Büyükşehir Meclisi'nde biz defalarca tartıştık. Çok daha yüksek yoğunluk varken indirildi ama biz AK Parti grubu olaraktan bir meydanın bu şekilde olmayacağını, meydan yapıyorsak geniş alanların olması gerektiğinden bahsettik. Ama maalesef meclisten geçti ve şu anda yapılıyor. Ben buna hani rant meydanı, rant sözcüğünü çok sevmiyorum. Ya birileri söylüyor. Ama orası bir meydan kesinlikle değil, açık alan AVM'si olmuştur. Adana'ya sadece böyle bir AVM daha eklenmiştir. Evet, yani Zeydan Bey de gerçekten bir denizaltı sükunetiyle güzel şeyler yapıyor. Ama son zamanlardaki sevgili başkanım Medcezirlerin git gelmelerin biraz Adana kamuoyunda reytingini düşürdü. Aman dikkat et, bugün Fox TV'de izledim. Efendim Soner Çetin'in adından bahsediliyor. Bak, senin adından bahsedilmiyor. Aman biraz daha gayret sevgili başkanım. Yani büyükşehir adaylığını kaçırabilirsin. Evet, 2019 seçimlerini Ozan Gülaş'ta nasıl değerlendiriyor? 2019 seçimleri, Mart kısa seçimleri, ve öz. Evet. Adana için çok önemli. Adanın geleceği için çok önemli. Gerçekten bu şehirde yaşayan insanlar olarak, bir siyasetçi olarak ben kendimi bir kenara koyuyorum. Bir Adanalı olarak şehrimin, çocuğumun geleceği için gerçekten çok önemli bir seçim olarak görüyorum. Samimi, dürüst, hizmet yapacak, Adana'yı o eski günlerine kavuşturacak bir belediye başkanının kazanacağını ümit ediyorum. Bunu da işte burada siyasetçi kimliğime geri döneyim. AK Parti belediyeciliğini yapacağına inanıyorum. AK Partili adayın kazanıp bu şehre 5 yılda ne kadar fark gösterdiğini Adana hemşerilerimiz kendi gözleriyle inşallah kazanınca göreceklerdir. Yavrum aman beni Ozan Bey'le birlikte aynı karede gösterme, komplekse giriyorum. Onu tek göster, beni de tek göster. Evet, siyasette 2 kere 2 kaç eder? Şimdi az önce dedim, siyaset bilimci değilim abi. 2 kere 2 kaç eder? Siyasette en doğruyu bulmak önemli olan. 2 kere 2 mi, 3 kere 3 mü bilmiyorum ama en doğruyu bulmamız önemli olan. Doğru işi yapabilmek için neyle neyi çarpacaksak onu yapalım abi. Matematik beraber. Kuralları yok abi siyasette, yok yani gerçi. Dünya ilaç sektöründe neler oluyor Ozan'cığım? Yani biraz o şapkandan da, dünya ilaç sektörü gerçekten çok enteresan. Yani belli trollerin elinde o da, belli para babalarının elinde. Bazı ülkeleri işte şey gibi, kovboy gibi kullandıkları falan söyleniyor. Dünya o konuda yöneten neler söylüyor? Yani bilgi nedir, ne değildir? Şimdi dünyayı yöneten en büyük sektörlerin başında enerji gelir, sonra da ilaçtır. Evet, çok enteresan. Çünkü ilaç insanın yaşamının olmazsa olmazı. Keşke hiç ihtiyaç duymasak. Yani ben bir eczacı olarak bunu söylüyorum. Gerçekten yani gereksiz, sadece kullanmak için ilaç kullanımına karşı olan bir insanım. Hemen hastalandığımı aman bir antibiyotik içeyim mi doğru bulmayan bir insanım. Kesinlikle ilacı ihtiyacımız olduğu kadar, ihtiyacımız olduğun zaman da kullanmamız lazım. Evet. İnsan evriliyor, insan gelişiyor. Her dönem farklı ihtiyaçlarımız oluyor. Her dönem farklı ilaçlara ihtiyaç oluyor. Tabii ilaçta Ar-Ge çok önemli. Büyük Ar-Ge şirketleri var tüm dünyada. Evet, belli başlı firmaların elinde bunlar. Bu konuda ancak Türk firmalarının da atılım yaptığını görüyorum. Başarılı çalışmalara imza atıyorlar. İyi yönde ilerliyoruz. İyi olacak inşallah. Bizler de kendi ilaçlarımızı üreteceğiz. Kendi moleküllerimizi bulacağız. Ve insanlık için başarılı işler yapacağız. Kansere de çarenin bulunduğu falan söyleniyor. O konuda bilgilerin... Şimdi kanser tek bir hastalık değil. Yani bir kanser deyip geçemeyiz. Evet. Kanser bir tümör. Bu tümör farklı bölgelerde olabilir. İyi huylu olabilir, kötü huylu olabilir. Ve zamanla evrilebilir. Siz bir ilacı bu tümöre
verdikçe o zamanla o ilaca bağışıklık kazanıp, bu hemen olan işler değil ancak, ama yıllar boyunca farklı bir ilaç o ilaca karşı bağışıklık kazanıp artık o ilacın da iyileştirmeyeceği olabilir. O yüzden insan evrildikçe, insan geliştikçe bu sektörde her zaman gelişmek, kendini geliştirmek zorundadır. Her dönem, bakın eskiden çok ufak miligramlar antibiyotik yeterken, şimdi bunun 10 katı antibiyotikler piyasada. 10 katı miligram içeren antibiyotik. Evet. Niye? Artık kullandıkça insan vücudu bağışıklık kazanıyor. O mikroplar bağışıklık kazanıyor. Ve biz artık daha yüksek dozlarda daha fazla ilaca ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzdendir ki sadece ihtiyacımız olduğu zamanlarda ihtiyacımız olduğu kadar ilaç kullanalım. Geçen bir doktor almıştım konuk. Genel cerrahi uzmanı dedi, bir kilo şey aldım, salatalık aldım. Ya sabah bir de baktım ki bir salatalık kocaman olmuş dedi, buzdolabının içinde. Bir de bu şekilde ilaçlı, hormonlu yiyecekler var. Çok bunlarla ilgili konu. Sektörün içinde bir insan olarak neler söylemek istersin? Çok farklı istersin? Bir konu tabii, işte son dönemde de buna dikkat ediyoruz. Gerçekten eğitimle, kültürle beraber buna da dikkat ediyoruz. Daha fazla organik, doğal yaşam, evet, doğal yiyecekler gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir konu. İnsan sağlığını ciddi tehdit ediyor. Maalesef işte çabuk büyüsün ya da sonuçları iyi olsun diye yapılan tarımın insan sağlığına da büyük zararı var. Ancak ülkemizin yasaları bu konuyla bayağı gelişti. Gerçekten daha doğal, daha insan sağlığına uyumlu tarımsal ürünler elde etmek için çaba veriliyor şu anda. Senin Eczacılar Günü'nde eczacı en yakın sağlık danışmanınızdır demişsiniz. Evet. Şimdi bunu tam onu diyecek. Tuttum, çok güzel bir tümce. Kavga, polemik, kriz değil, proje, fikir ve hizmet üreteceğiz diye bir mesajını gördüm. Çok güzel. Kavga, polemik, kriz değil, proje, fikir ve hizmet üreteceğiz. Bu da çok... Akbelediyeciliğin en önemli anlayışı. Adana'da 77 rengin bulunduğunu ifade eden bir paylaşımınız var. Anımsıyor musunuz? 7 rengi var diyorsunuz. Adana'da 77 rengin bulunduğunu ifade eden bir paylaşımınız var. Evet, geçmişte yaptığımız paylaşımlar. Evet, evet. O işte Adana'nın o kozmopolitliğinden. Yüksel Bey, Adana'nın çok değerli simalarını konuk olarak aldığınız için tebrik ederim. Beni ne zaman konuk alacaksınız demiş. Celal Çınar bir sokak müzisyeni. En kısa zamanda Celal'cığım sana ulaşacağım. Gözlerinden öpüyorum, seni kucaklıyorum. Benim programımda ırkın, rengin, dinin, sosyal statünün, zenginliğin, çirkinliğin önemi yok. İnsan olmanın, vatan haini olmamanın önemi var. Evet, ülkenin son durumu ve papaz kaçtı oyunu hakkında ne düşünüyor demiş. Bir kardeşimiz. Bir kardeşimizin adı da var yani burada. Evet, Türkiye. Şimdi bu papaz meselesi çok farklı bir mesele. Bu tamamen yargının meselesi. Zaten işte Amerikalı yetkililer de bunu gördü. O verdikleri gün, şu gün bırakın, bugün bırakın tarzı şeylerin bu ülkede olmayacağını açıkça, evet, gördüler. Bir yargı akışı vardı. Bir dava süreci vardı. Yargı süreci tamamlandı. Bir ceza da verildi. Ceza da verildi. 3 yıl gibi değil, bir ceza verildi. 3 yıl gibi bir ceza gibi, aldı. Evet, ancak zaten işte kamuoyuna yansımayan 20 küsur ay yattığı bir zaman, evet, vardı işte zaten ceza. Onu kamuoyuna duyurmuyorlar. Yani sanki papaz gitti, beraat etti. Hayır, beraat falan şey etmedi. Ceza adam aldı yani. Bu ülke, evet, ceza almış bir adamdır. Yattığı süre göz önüne bulundurularaktan yasalar, yargı ortada. Yargı bağımsızlığı çerçevesinde cezası verilmiş. Yattı üstte gözaltına alınaraktan serbest bırakılmış. Ülkesine dönmüştür. Böyle vatan hainlerini de biz bu ülkede barındırmayız. İstemiyoruz da. Bu ülkeye zarar verecek hiç kimsenin bu milletin içinde yeri yok. Evet, neden hala Atatürk'e ve arkadaşlarına saldırılıyor denmiş. Bugün sabah izledim. İçişleri Bakanımız efendim bu olayın failini bulmuş ve kesinlikle gereken ders verilmiş. Bunu da ben buradan mertçe duyurmuş olayım. Neden eğitimde hala dayatma yapılıyor? Ben bunu mertçe soracağımı yazdığım için bu zat-ı muhtereme sana soruyorum. Nasıl bir dayatmaysa nasıl bilmiyorum. Nasıl bir dayatmadan bahsediyor bilmiyorum ama ancak eğitim Türkiye'de nereden nereye geldi? Çok daha da yol almamız lazım. Bu amaçla da ilerliyoruz. İşte Sayın Milli Eğitim Bakanımız şu anda sektörün içinden gelen birisi, eğitim camiasının içinden gelen birisi. Tabii ki her şey bir yanda olmuyor. Ancak neydik, ne olduk buna bakmak lazım. Eğitim
Türk Milli Eğitimi gerçekten başarılı işlere imza atıyor. Çok başarılı gençler, çocuklar yetiştiriyoruz. Ülkemizin geleceğini yetiştiriyoruz. Bu konuda bir dayatma nasıl bir şeydir onu bilemiyorum. Neden acil servislerde 15 TL ücret zorunluluğu getirildi? Hani başkanlıktan sonra terör bitecekti, şehit vermeyecektik. Kriz var mı yok mu vesaire bunları sorar mısınız demiş. Efendim Facebook sayfamda bu zat-ı muhteremin ismi var. Sayın Yükselmek, neden hep AK Partililer konuk olarak ağırlıkta? Bu nasıl bağımsız ve özgür haber kanalım? Sultan Sümer hanımefendinin böyle bir efendim bize mesajı var. Biz burada valla yarın Çukurova Belediye Başkanı ve güzel eşini konuk alacağım. Herkes daha işte. Evvelki gün bir MHP'li belediye başkanı vardı. Bugün Ozan Gülaçlı var. Ozan, demek ki sen çok dolduruyorsun ki ekranı. Diğerlerini görmüyor insanlar. Estağfurullah. Ozan Gülaçlı bu kanala ortak mı? Yüksel Bey, bu arkadaşımızın torpili nerede kaynaklanıyor demiş bir kardeşimiz. Ya bunları okuyorum. Bana küfretseler bile ben çoğu zaman o küfrü daha bir kanalize ederek okuyorum. Delete yaparak okuyorum. Güzel bir şey. Eleştiri hakkında Ozan ne düşünür? Mutlaka. Eleştiri olmazsa olmaz. Ben eleştiriyi usturuplu, saygı çerçevesindeki eleştiriyi çok önemli buluyorum. Kendimizi geliştirmemiz için de bu şart. Ben bunu Büyükşehir Meclisi'nde çok yaptım. Hatta bir gün Sayın Sözlü'yle çok güzel anılarımız da var. Ciddi kavgalarımız da oldu. Işte, da. Ciddi evet. Kavgalarımız da oldu. Tabii ki ortak doğruyu bulmak için bunu yapıyoruz. Bir gün gene böyle bir meclis konuşmam sırasında kendisi biraz heyecanlanınca Sayın Başkan, ben eleştiri yapmazsam siz kendinizi geliştiremezsiniz dedim. Ben bunu gerçekten doğru buluyorum. Aynı şekilde ben de eleştirilmeyi severim. Ama tabii ki bunun saygı çerçevesinde olması çok önemli. Evet, Adana bir festivaller şehri oldu Ozan. Gerçekten bir sürü festivallerimiz var. Artık festivalle anılıyoruz. Evvelki günde muhteşem bir festivalimiz evet. vardı. Sayın Bakanlar buradaydı. Neler düş? Gözlemlerin neydi? Sen de oradaydın çünkü gördüm. Şimdi işte yemek festivali gelenekselin gücü adına. Sloganıyla. Evet. Gerçekten tüm ülkede ses getirdi. Ben buradan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz koordinatörlüğünde, İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz ve belediyelerimiz, yani hangi partiye ait olduğu hiç önemli olmadan her belediye katkıda bulundu. Bu çok önemli. İşte o birlik beraberlik oldu mu, Adana'dan nasıl kesinlikle. Bir ses çıktığı ortada. Ortada, doğru. Çok önemli bir festivaldi. Gerçekten tüm hafta sonu Adana dumanlı bir havaydı. Ama bu duman o nemin dumanı değil, kebabın dumanıydı. Evet. Biz bunda gurur duyuyoruz. Çünkü Adana budur. Adana'nın değerlerinden birisidir. Adana'nın tanıtımı için çok önemlidir. Gerçekten Adana öyle bir şehir ki her kültürün, her tarzın buraya gelip kendini bulacağı çok farklı ruhu, hala ruhunu, o içindeki ruhu kaybetmemiş şehir. Yani gidip gökdelenlerin arasında kaybolacağınız bir New York'tansa ruhunu kaybetmemiş bir köyde olmak hepimiz için daha huzur verici olur. Muhteşem. İşte Adana'da o ruhunu kaybetmemiş şehir, tek yapmamız gereken bu ruhu ışıldatmak, açığa çıkarmak. Evet, Ozan Gülaç da hangi film ve dizileri izliyor? Kitap gibi konuşuyorsun. Bir yazar olarak onu fark ettim. Kıskanmaya başladım. Artık sona doğru geliyoruz. Çok televizyonla çok aşırı ilgim yok işin açıkçası. Ancak son dönemde bu Adana'da çekilen bir dizi var. Hmm, bir zamanlar evet, Çukurova. Çukurova güzel. Gene Adana ile ilgili olduğu için ilgimi Adana'da çekiyor. Adana'da olduğu için orada. O çok ilgimi çekiyor. İşte Adana'mızın bir 01 Adana diye bir evet. internet platformunda dizisi var. Onu merakla seyrediyorum. O gençlerimiz gerçekten evet, gerçekten gönüllere taht kuruyorlar. Müthiş. Bunlar benim hoşuma giden, Adana ruhunu yansıtan, Adana ile ilgili yapımlar ilgimi çekiyor ve bunları da seyrettirmeyi de seviyorum. Türkiye'nin çok muhteşem bir yapımcısı. Hatta Tayyip Bey bazı dizileri de yapıyor Tayyip Bey'in. Bazı böyle önemsediği dizileri de yapıyor. Arkadaşım Berrak Deniz hanımefendi. Evet. İstiyorsan bak, artist gibisin, orada rol kestirebilirim sana. O kısmı geçtik biz maalesef, sağ olun. Gülaçlı bir gün Emir Hak Vaki olursa mezar taşına bir cümle ne yazdırmak ister? Abi, siz de bunu herkese soruyorsunuz herhalde.
Hepimizi, yani bu dinçlikte biz gideceğiz, siz de bizim bu taşımızı okursunuz gibi geliyor. Allah uzun ömür versin. Amin abi. Küllün hepsini zayigatil mevt diyor Kur'an. Her can ölümü tadıcıdır. Bu olmazsa olmaz bir sonuç herkes için. Ben burada ölümü biraz anımsatıyorum, zikrediyorum. Ama mezar taşınıza yazdıracağınız bir tümcü önemli. Mesela Sayın Durak'a sormuştum. Adana'nın en akıllı adamıyım demişti. Başkan ne oluyor falan dedim. Oğlum dur, sen de acele ediyorsun. Akıllı insanlarla istişare yapmayı severdi demişti. Savaş'a merhum sormuştum. Mezar taşımı çalmayın yeter, Fatiha'nızdan vazgeçtim demişti. Hakikaten çok renkli bu konuda mezar taşı yazıları var bende, mirasları var. Sizin de olsun istedim. Abi açıdan. O zaman biz şimdi bunu söylersek bu size miras olarak kalır, bilginiz olsun. Canım benim. Şimdi ben biraz aslında çok böyle kalıpların dışına çıkan bir adam değil. Biraz daha klasik bir tarzda adamımdır. Herhalde mezar taşımında normal klasik bir mezar taşı sen olmasını o zaman isterim. Öbür programa ama illa bir şey istiyorsan, illa bir şey söylememi istiyorsan, o Yunus Emre'nin sözü var ya, sevelim, sevilelim. Biz gelmedik davi için, bizim işimiz sevgi için, gönüller yapmaya değil, gönüller yıkmaya geldik diyor. Yine de sen düşün, ben seni bir de Mertçe Söyleşi oturduğumuz 20 yıllık efsane programa konuk alacağım. İnşallah. O zaman bu mezar taşı olayını bir daha... O zaman taşı yaptırıp gelelim abi. Hazırlayalım mı? Evet, tavsiye edeceğiniz kitaplar ve en son okuduğunuz kitap. Evet, ben en son okuduğum kitap... Bir Liderin Yükselişi, Recep Tayyip Erdoğan. Bunu okumuştum. İkinci kez okudum gene son zamanlarda. Ben daha çok siyasi tarihi ilgilendiren kitapları seviyorum. Ülkemizin tarihi, siyasi tarihi, geçmiş ve yakın dönem. Bu tip şeyleri seviyorum. Hem biraz da kendimi geliştirmek adına zevkle okuyorum. İnsan ilgi duyduğu şeyi okumayı seviyor. Pek roman falan geçmişte okusam da şu anda çok o tip zamanımız da kalmadı. Ama hem kendimi geliştirmek hem de ilgi duyduğum konular olduğu için hem dünya siyasi tarihi hem ülkemizin siyasi tarihi konularını okumayı seviyorum. Aşk nedir bir cümle? Aşk. Yaşam kaynağı mı? Sevgi. Varoluş. Dostluk. Olmazsa olmaz. Vefa. Kaybetmeyelim. Anam. Ana. Ana. Özlem. Baba. Güven. Siyaset. İnsan. Kılıçdaroğlu. Niye? Şimdi bu kavramların üstüne, bu kavrama bir şey denmez abi. Bu bir kavram değil, buraya geçelim. Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumların gücü. Çok teşekkür ederim son cümleler. Ben teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladınız. Benim için samimiyetle söylüyorum, zor bir program oldu. Canım benim. Alışkın olduğum tarzın dışında program oldu. Uzman olduğum konuların dışında bir program oldu. Ama çok keyifli oldu. Gerçekten enerji kattınız bu haftanın ilk gününde bana. Sağ olun. Ben tüm Adana hemşerilerime de buradan saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bu cesareti gösterdiğin için, tereddütsüz programıma katıldığın için, hakikaten özgürce, mertçe cevaplandırdığın için yürekten teşekkür ediyorum. Ayağına sağlık. Geleceğin aynasında inşallah güneş gibi parlarsın. Efendim bir rengarengin sonuna geldik. Yarın inşallah Çukurova Şehremini Sayın Soner Çetin ve güzel eşi Ayşe Çetin hanımefendi ile saat 11'de birlikte olmak ümit ve duasıyla hepinizi alemlerin Rabbi olan Allah'a emanet ediyoruz.